Sokak Hayvanları Günü'nde bandolu, danslı, şarkılı kutlama yapıldı. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından hayvan barınağında düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar gönüllerince eğlenirken veliler en az çocukları kadar mutlu oldu. Sokak Hayvanları Günü nedeniyle hayvan barınağına gelen çocuklar en yakın dostlarını unutmadı ve ellerinde mamalar ile geldikleri barınakta hayvanları besledi. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ise bir ara bando şefliğine özendi ve eline çubuğu alarak bandoyu yönetti. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan ise yaptığı açıklamada temel amacımız dünyada insanın dışında canlıların yaşadığını ve insanlarla aynı haklara sahip olduklarını göstermek istiyoruz dedi. Bir organizasyon düzenlediler, bir etkinlik düzenlediler. İlimizdeki tüm okullarda, anaokulu, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz hayvan barınağımızı, hayvan barınağındaki dostlarımızı, sokak canlılarımızı ziyaret ediyorlar. Kimisi elinde küçük bir mama getiriyor, kimisi bir pankart getiriyor, kimisi sevgisini getiriyor, kimisi yüreğini getiriyor çocuklarımızın. Sabahtan beri devam ediyor etkinlik, gün boyunca da sürecek. Öğleden sonra da Saraçlar Caddesi'nde farklı bir etkinlik olacak. Sizin de gördüğünüz gibi gerçekten çocuklar çok mutlu. Burada temel amaç dünyada insanın dışında da canlıların yaşadığını ve onların da insanlarla aynı haklara sahip olduğunu, çocuk yaşta da onların belleklerine kazımak, hafızalarına kazımak ve sadece ülkemizde değil, dünyanın tüm ülkelerinde nasıl diğer insanlara şiddete karşısak, sokak hayvanlarına da, diğer canlılara karşı da şiddetin karşısında olmamız gerektiğini ve bu eğitimin de çocuk yaşta, bilinçlendirme eğitimi çocuk yaşta başlamasının gerektiğini düşünüyoruz. Çok yerinde bir etkinlik oldu, çok yerinde bir farkındalık oldu. Gördüğünüz gibi çocuklar mutlu, aileler mutlu, öğretmenler mutlu, hayvanlarımız mutlu. Dolayısıyla hepimiz mutluyuz. Tekrar Dünya Sokak Hayvanları'na hayvanları korumak için kutluyorum ben de. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum bu organizasyon için. Gerçekten çok anlamlı ve düzeyli, güzel bir etkinlik oldu. Sizlerin de gördüğü gibi sürekli öğrencilerimiz gelmeye devam ediyor. İnşallah bugün çok hava yağışı gösteriyor, çok yağmur olmaz, etkinliğimiz yok kalmaz ama yine bugün Edirne Belediyesi Hayvan Barınağı'nın, ki Trakya'daki en büyük barınaktır bu, ikinci etapının da bir anlamda fiilen açılışını yapmış olduk bu yeni bölümünde. Burası eski bölüme oranla hayvanların daha da özgür hareket edeceği, daha da kendilerini özgür bir ortamda hissedeceği bir alan. Bununla ilgili Edirne'deki sokak hayvanlarıyla ilgili hem bakım, hem tedavi, hem kısırlaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonra da 3 veteriner ve aşağı yukarı 31 personelle bu çalışmalarımız devam edecek. Teşekkür ederiz. Sağ olun.